Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Parabol'ün devam videolarıyla karşınızdayız. Parabol'le direkt sorularla başlayalım. Evet, bir parabol bir doğru vermiş, kesiştiği noktaları göstermiş. Parabol'ün adını vermiş, y-eksenini kestiği noktayı vermiş, doğrunun adını vermiş. A çarpı B çarpı C nedir diye soruyor. Bir kere C'nin ne olduğunu biliyorum. C y-eksenini kesin noktaydı. Burası eksi 40. Bitti gitti. Devamını bulacağım. Bir kere parabolün bir şeyini biliyorum ben. Bir kökünü biliyorum. Diğer kökünü bulmam lazım. Diğer kökünü aslında bulmana da gerek yok. Direkt yapıştırayım ben. Aslında ben iki kökünü biliyorum. Neyin iki kökünü bulduğumu söyleyeceğim şimdi. Şimdi ben bir parabolle bir doğrunun, parabol bu, C'nin yerine direkt eksi 40 koydum. Bir doğrunun kesim noktalarını böyle buluyorum. Doğruyla parabolün denklemlerini birbirine eşitliyorum. Ne çıkıyorsa. Burası ax kare artı b eksi bir tane x. Bu x'i karşı tarafa atınca eksi bir tane x geldi. Eksi 44, 4'ü de karşı tarafa attım, eşittir 0. Şimdi bu arkadaşın kökleri, bir kökü 11 bölü 2'ymiş, diğer kökü eksi 4'müş. Bir kökü 11 bölü 2, diğer kökü eksi 4. Bunu nasıl bulurum? Bir de bir kere burası eksi 4 ile 11'in çarpımı. O zaman ben şöyle bir şey olduğu varsayımına düşünüyorum. Varsayımı düşünüyorum. Bir kökün eksi 4 olabilmesi için diğer kökün, hatta şöyle yapayım da daha güzel olsun. Eksi 4 olabilmesi için x artı 4 diye bir çarpan olması lazım. Diğer kökün 11 bölü 2 olabilmesi için x eksi 11 bölü 2 diye bir çarpan olması lazım. Ama eksi 11 bölü 2 yazarsam, çarparsam eksi 22 gelecek. O zaman ben buraya eksi 11 yazdığım zaman buraya 2x yazmam lazım ki 11 bölü 2 gelsin diğer kökü. O zaman ben bunun çarpımının 2x kare, çarpıyorum ben burayı, artı 8x eksi 11x'den eksi 3x eksi 44 olduğunu biliyorum. O zaman burası eksi 3'müş, burası da 2'ymiş. O zaman a 2'ymiş. B eksi 1 eksi 3 ise b eksi 2'ymiş. C de eksi 40'tı zaten. Çarptım 160. Cevap geldi. Geçtim. Fena bir soru değildi arkadaşlar. Sıradaki. Bu fonksiyonun en büyük değeri, en büyük değeri 32 ise a kaçtır diye soruyor. Yeniden hatırlatıyorum. En büyük değeri olabilmesi için kollarının aşağı olması lazım. Tepe noktası R'ye K. R'yi yerine koyduğum zaman en büyük değeri gelecek. En büyük değeri de 32'ymiş. K'yı verdi aslında bana. R'yi nasıl bulacağım da biliyorum. Eksi B bölü 2, ama daha güzel bir şekilde bulabilirim. Fx eşittir a çarpı x eksi x1. Bir hatırlatma yapalım. X eksi x2. Kökleri bilinen parabolün denklemi böyle yazılıyordu. Demek ki bak, dikkatinizi çekiyorsa burada aynı şey var. O zaman bunlar, burada gördüklerim bunun kökleri. Neyi çıkartmışım x'ten? Eksi 1'i çıkartmışım. Bir kökü eksi 1. Neyi çıkartmışım x'ten? 7'yi çıkartmışım. Diğer kökü 7. O zaman şöyle çizsem. Bir kökü eksi 1 olacak. Diğer kökü 7 olacak. Parabolün tepe noktası bu ikisinin tam ortası olacak. 7 ile eksi 1 toplayıp 2'ye bölersem 3. Demek ki R 3 olacak. R'nin yerine 3 koyduğum zaman, R işte x'in yerine 3 koyduğum zaman cevabın 32 çıkacağını biliyorum. 3 koydum, 32 çıkacak. A çarpı 3 koydum, 4 çarpı eksi 4 eşittir 32. O zaman A dediğim eksi 2'ymiş. Bu nokta sonuçta parabolün üzerinde denklem sağlar dedim en son. Eksi. Bu parabolün en küçük değeriyle bu parabolün en büyük değerinin toplamı nedir diye soruyor bana. Hadi bulalım. Tepe noktasını bulacağım, yerine koyacağım. Bunun en küçük değerini bulacağım. Tepe noktasını bulacağım, yerine koyacağım. Bunun en küçük değerini bulacağım. Doğru mu? Doğru. Tepe noktası nedir? R1. Bunun R'sini, tepe noktasını. Yani T1, R1, K1 olsun. T2, R2, K2 olsun. K1 artı K2 soruyor. Bu tepe noktasının, yani parabolün en küçük değeri buradaki K1. Bu parabolün en büyük değeri buradaki K2. Neden? Burada en küçük, burada en büyük. Çünkü bunun kolları yukarı doğru, bunun kolları aşağı doğru. Problem yoktur bence buralarda. R1 bulmak için eksi B bölü 2A yaptım. Eksi B bölü 2A. R2'yi bulmak için aynı şeyi yapacağım. R2 eşittir. Burada eksi B bölü 2A yapacağım. Eksi B bölü 2A. Eksiler gitti. A, R1 ile R2 aynıymış. R1 ile R2'nin yerine A koyayım. Bakayım ne olacak. Çok merak ediyorum. K1 nedir? K1 eşittir 2A'nın karesi eksi 3 kök 19A artı 7, bu K1. K2 nedir? Eksi 2A kare
A koydum. Sonuçta R2 koyacağım. R2 A'ya eşit demiştim az önce. Artı 3 kök 19 A artı 17. Bunların toplamını soruyor. Aa ne güzel oldu. Dedim. Geçti. Bu parabollerin tepe noktalarının geometrik yer denklemi nedir diye soruyor. Geometrik yer denklemi nedir? Geometrik yer denklemi şudur. Parametrik bir ifade bulacağız. Mesela burada x ve y'den fazla ekstradan bir değişken vardır. Bunun müfredat içerisinde olduğu tartışmalı. X ve y'den başka bir değişken daha var. M. Her şeyi m cinsinden yazacağız. Neyi soruyor? Tepe noktasını soruyor. O zaman tepe noktasını m cinsinden bulmam lazım. Tepe noktası neydi? R'ye k. R neydi? Eksi b bölü 2a. Eksi b, eksi gitti. 2m artı 2. A neydi? 2, 1. 2 ile çarptım. 2. Bunu 2'ye bölersem m artı 1. K'yı nasıl bulacağım? M artı 1'i yerine koyacağım. M artı 1'i karesi eksi 2m artı 2 çarpı m artı 1. X'in yerine m artı 1 koyuyorum. Artı 5m eksi 7. Sonuç olarak burası 2 parantezinde m artı 1. Çarparsam ben bunları. İki tane m artı 1'in karesi. Bir taneden iki taneyi çıkarsam eksi m artı 1'in karesi gelir. Artı 5m eksi 7. Hadi düzenliyorum. Eksi m kare. Eksi 2m buradan geliyor. Burada 5m var. Artı 3m oldu. Eksi 1 buradan geldi. Eksi 8 oldu. Şimdi k buymuş. M cinsinden. R de buymuş. M cinsinden. Şimdi benim R dediğim şey absisleri, K dediğim şey ordinatları temsil ediyor. O zaman Y eşittir bu ya. Burada M'nin yerine X bir şey koyarsam denklemi bulmuş olacağım. Ve ben M artı 1'in X olduğunu biliyorum. O zaman M'nin X eksi 1 olduğunu biliyorum. O zaman gideceğim burada M'nin yerine X eksi 1 koyacağım. Eksi X eksi 1'in karesi artı 3 tane X eksi 1 eksi 8 eşittir. Eksi X kare. Artı 2x artı 3x'den artı 5x. Burada eksi 1 geldi. Burada eksi 3 geldi. Pardon evet eksi 3 geldi. Burada da eksi 8 geldi. Eksi 12. Y eşittir. Eksi x kare artı 5x eksi 12. Benim geometrik yer denklemim oldu. X alış fiyatı ve Y satış fiyatı olmak üzere. Y eşittir. Eksi x kare artı 11x artı 70 olduğuna göre bu üründen elde edilebilecek maksimum karı soruyor. Kar nedir? Satış eksi alış. Satışın Y olduğunu biliyorum ben. Alışın X olduğunu biliyorum ben. Y'yi de biliyorum. Eksi X kare artı 11X artı 70'ti verdi burada. X'i biliyorum. X. Çıkartırsam eksi X kare artı 10X artı 70. Bu arkadaş kar. Bunun maksimum olması istiyorum. Bu parabol kolları aşağı doğru olan bir parabol. Maksimum olabilmesi için tepe noktası olması lazım. Tepe noktasını nasıl bulacağım? Tepe noktası. R'ye K. R dediğim şey eksi B. B'si 10. Bölü 2A eksi 2. Cevap 5. K'yı nasıl bulacağım? R koyacağım yerine. K eşittir. 5'i yerine koydum. Eksi 5'in karesi artı 10 çarpı 5 artı 70'ten. Cevap 95 çıkıyor. Maksimum karda bu oluyor. Dedim geçti. Adam y eşittir mx artı n. Yanda verilen y'si söyleyeceğim. Y eşittir mx artı n doğrusuyla y eşittir eksi x kare artı ax artı b parabolünün kesiştirmiş bir şeyler yapmış. Bu üçgenin alanını soruyor. En fazla kaçtır diyor. Şimdi ben parabole bakınca köklerini biliyorum ben parabolün. Köklerini biliyorsam hemen bulurum. Bir kere y eşittir a çarpı x eksi birinci kök çarpı x eksi ikinci kök diyordum. X eksi birinci kök eksi 4 çıkarttım. X eksi ikinci kök 0 çıkarttığım zaman zaten x geldi. A buradaki a arkadaşlar. Yani a dediğim x karenin katsayısı, o değişmiyor. Yani x karenin katsayısını ben biliyorum. Burada bir daha a'yı bulmaya çalışmama gerek yok. İkinci olarak bu doğruyu bulacağım ben. Bir kere bu doğrunun eğimi 1. Neden? Burası 4. Burası 4. 1. O zaman M 1 çıkacak. Burası da Y ekseninin kesiş noktaydı. Burası 4. O zaman Y eşittir. X artı 4 doğrusu var. Şimdi ben bunları kesiştireceğim.
y eşittir x artı 4 bir yerde. Diğer tarafta y eşittir. Eksi x ile içeri çarparsam eksi x kare eksi 4x. Kesiştirirsem x artı 4 ile. Eksi x kare eksi 4x. Hepsinin karşı tarafı attığım x artı x kare artı 5x artı 4 eşittir 0. Buradan x artı 4 ile x artı 1 çarpımı 0 geldi. X'in eksi 4 olduğu noktada zaten kesişiyorlar. X'in eksi 1 olduğu noktada kesişiyorlarmış. O zaman şurası eksi 1'miş arkadaşlar. Tamam. Eksi 1 ise şurasının ne olduğunu bulursam sıkıntım kalmayacak. Eksi 1'i burada yerine koy. Eksi 1 artı 4'ten 3. Demek ki burası 3. Demek ki üçgen alanını nasıl bulacağım? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı 4. Yüksekliği 3 arkadaşlar. Şurasının ordinatı 3. Bölü 2'den cevap 6 gelecek diyeceğim. Bence yine problemi bence geçebiliriz. Bu parabol ile bu doğru AB noktalarında kesişiyor. AB'nin ordinatları çarpımı nedir diye soruyor. Hadi kesiştirdikleri noktaları bulalım. X kare eksi 4x. Eksi 5 ile x artı 4'ü kesiştiriyorum. X kare eksi 5x. Eksi 9 eşittir 0. Sıkıntı. Neden sıkıntı? Ben bunu çarpanlara ayıramıyorum. Kökleri net bir tam sayı olarak bulamıyorum. Bulamadığım için gidip burada yerine yazamıyorum. Burada yerine yazamadığım için ordinatları bulamıyorum. Ordinatları bulamadığım için ordinatların çarpımını bulamıyorum. O zaman bu soru yanlış demeyeceksin. Şimdi bunların kesim noktaları x1 ve x2. Şöyle düşün. Burası x1 noktası olsun. X1 noktası yerin ordinatı doğru üzerinde olduğu için x1 artı 4'tür. X1'i koydum x1 artı 4. Burası x2 noktası olsun. Bunun ordinatı da x2 artı 4'tür. Aynı mantıkta. Ordinatları çarpımı soruyor. X1 artı 4 ile x2 artı 4'ü çarp diyor. Çarpalım arkadaşlar. Çarparsam x1 çarpı x2 geldi. Buradan 4 tane x1 geldi. Buradan 4 tane x2 geldi. Çarptım 16 geldi. X1 çarpı x2'nin ben köklerse c bölü a olduğunu biliyorum. Eksi 9. Burası da 4 parantezinde x1 artı x2. X1 artı x2'nin 5 olduğunu biliyorum eksi b bölü a'dan. 4 çarpı 5 artı 16 artı eksi 9. 36, 27 ve soru burada biter dedim. Fx eşittir x kare artı 2mx artı 6 eksen parabolü x ekseninde teğet ise x ekseninde teğet ne demek? Hemen hatırlayalım. Menderleri çarpımı x ekseninde teğet demek delta eşittir 0 demekti. Delta dediğim b kare eksi 4 tane ac. B kare eksi 24 artı 4m eşittir 0. Her tarafı 4'e böldüm. M kare artı M buradan geldi. Eksi 6 buradan geldi. Eşittir 0. M'nin değerleri çarpımı kökler çarpımı. M1 çarpımı M2 C bölü A'dan. Eksi 6 dersin. Yine geçersin. Aha onu da geçtim. Çok hızlıyım. Yine bir doğruyla bir parabolü veriyor. Orta noktalarını soruyor. Bu kesimlerin orta noktasını veriyor daha doğrusu. O zaman M kaçtır diye soruyor bana. Hemen bulalım. Bir parabol, bir doğru, bir A noktası var, bir B noktası var. A ile B'nin orta noktası. A ile B'nin tam ortası. Bu doğru parçasının tam ortası. Şurasıdır desem ben buranın K'ya K artı 2 olduğunu söyleyebilirim. Güzel olan şeyi söylüyorum. Sıkı durun. K'ya K artı 2 noktası dikkatinizi çekiyorsa tamı tamına doğrunun üzerinde. O zaman K'ya K artı 2 bunu sağlar mı? Sağlar. Y'nin yerine k artı 2 koysam, x'in yerine k koysam, buradan k eşittir 1 gelecek. Yani burası 1'e 3 noktası. Ben bu 1'e 3 noktasını nasıl buluyorum? Bir kere kesiştiriyorum. X kare artı 3m artı 1 x, a ile b'yi bulmam lazım. Eksi 7 eşittir 2x artı 1. X kare var. Hepsini karşı tarafa attım. Eksi 2 olarak geldi bu tarafa. Eksi 2x. 3m artı 1x'den 2x'i çıkartırsam artı 3m eksi 1x gelir. Eksi 7 eksi 1'den eksi 8 eşittir 0 gelir. Şimdi ben bunun köklerini biliyorum. Bunun kökleri x1 ve x2 olsun. Şuranın x1
virgül bir şey olduğunu biliyorum. Buranın x2 virgül bir şey olduğunu biliyorum. Kesim noktalarının abslerini bulmuş oluyorum kökleri bularak. Ondan sonra diyorum ki ben şunu da biliyorum. Bu orta noktayı nasıl buluyorum arkadaşlar analitikte? Bu noktaların abslerini toplayıp ikiye bölüyorum. Ordinatları toplayıp ikiye bölüyorum. Absi ordinatı buluyorum. O zaman absisleri toplamının yarısı buradakinin absi olacağı için 1. O zaman absisleri toplamı 2'yi karşı tarafa attım. 2. Bu da kökler toplamı. Kökler toplamında eksi b bölü a. O zaman eksi 3 m artı 1 eşittir 2. O zaman eksi 3 m 1. O zaman m eşittir. Eksi 1 bölü 3'tür dersin. Güzel bir soruyla daha devam ettik. Sıradaki. Bu parabol x eksenini başlangıç noktasına göre simetrik iki noktada kesiyor. Ben bunu söylemiştim. Ya önceki videoda ya bu videoda söylemiştim. Başlangıç noktasına göre simetrik iki noktada kesiyor. Bu ne demek? Hadi burada kessin. Bu demek. Dikkatinizi çekiyorsa burası eksi 5 ise burası 5. Kökler toplamından da düşünebilirsin. Simetriden de düşünebilirsin. Simetrik ise bunlar tepe noktası tam y ekseni üzerinde olacak. Tepe noktası tam y ekseni üzerindeyse bu tepe noktası r'ye k. R dediğim eksi b bölü 2 aydı. Eksi b bölü 2 a'nın 0 olması lazımdı. B 0 olacaktı. B 0. B'yi buldum. 0. Bu yok. Bu çöp. Ayrıca f2 eşittir eksi 4'müş. X'in yerine 2 koyduğum zaman 4a artı 4 eşittir eksi 4'müş. 4a eksi 8'miş. A eşittir eksi 2'dir. Bana da bunu sormuş dedim. Ve son soruma geçtim. X kare eksi 2m artı 4x artı 4m artı 5 parabolü x eksenine temas etmediğine göre Mendel alanı soruyor. X eksenine temas etmemiz demek hiçbir şekilde reel kökü yoktur demek. Reel kökü yoktur demek. Delta küçüktür 0 demek bu denklem için. Delta dediğim b kare. B dediğim bunun eksilisi ama karesini alınca eksi gideceği için direkt bunu yazabilirim. Artı 4 tane a dediğim 1, c dediğim 4m artı 5. Küçüktür 0 olacak. Hadi yapalım. Burası 4m kare artı 16m artı 16 artı 16m artı bir dakika. Burada eksi 4 acı. Şurası eksi. Burası da eksi oldu o yüzden. Eksi 20 küçüktür 0. Buradan 4m kare. Artı 16m eksi 16m gitti. Artı 16 eksi 20'den eksi 4 geldi. Küçüktür 0. M kare eksi 1 4'e böldüm. Küçüktür 0. M eksi 1 ile M artı 1'i çarptım. Küçüktür 0. 1 kökü 1, 1 kökü eksi 1. Eksi 1'i yazdım, 1'i yazdım. Çiziktirdim, çiziktirdim. İkisini de 0 olur öyle dedim. M'lerin başka sayıları pozitif olduğu için artı ile başladım. Her çizgiden işaret değiştirdim. Küçüktür 0 dediği için eksiyi karaladım. M'nin de aralığını buldum. Eksi 1, 1 açık aralığı. Eksi 1 ya da 1 olamaz. Çünkü o zaman delta 0 olur dedim. Hoşçakalın.